Evet, Mobil Dünya Kongresi'ndeki turumuz devam ediyor. Qualcomm standındayız. Gökhan Bey var yanımızda. Hemen sorularımızı onu terletmek için soracağız aslında. Evet, terletmek için demeyelim de. Tabii ki. Oldukça büyük bir stand. Geçtiğimiz yıllarda da böyleydi. Evet. 845 geldi. 5G'de yenilikler var. IoT'de burada araçları görüyoruz. Diğer ekipmanları görüyoruz. Neler yapıyorsunuz Qualcomm olarak? Hem mobil cihazlar üzerinde hem bağlantı cihazları üzerinde. Ayrıca Türkiye'de durum nasıl gidiyor? Güzel soru. Sen zaten tahmin ediyorum Bulut'u gezmişsin. Evet, gezdim. Bir fikrin oluşmuştur. Ben de kısaca burada özetleyeyim. Şimdi ağırlıklı olarak tabii biz bu Mobile World Congress'te 5G üzerinden gidiyoruz. 5G bizim için çok kritik. Ama 5G'ye gelmeden önce hazır sordun, chipset tarafında neler yapıyoruz? 845'i announcement'ını yapmıştık biliyorsun. Evet. Kısa bir zaman önce. Bu fuarda da üreticiler 845'i kullandıkları smartphone'ların lansmanlarını yaptılar. Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse Samsung, Asus, Sony. Daha fazlası da gelecek. Göreceğiz. 845 bizim için önemli bir chipset çünkü birçok alanda geliştirme yaptığımız bir ürün. 845 ile mi peki kalacağız? Hayır. Buradan 5G'ye bağlamak için bundan sonraki chipsetlerimiz, roadmaplerimizden bahsetmek istiyorum. Bundan sonra gelecek olan roadmaplerimiz ağırlıklı olarak X50 dediğimiz, daha önce bahsettiğimiz 5G modemimizi tanımlamış olacağız. Ve X50 bugün gelemediğimiz, aslında LTE tarafında biliyorsun X24 ile 2 gigabit per saniyede 2 gigabite kadar gelebiliyoruz. Ama 5G modemiyle beraber bu hızları 2'ye, 3'ye, 4'e katlayacağız. Böyle bu tarz avantajları var. Şimdi 5G geldiği zaman 5G'nin bize sağlayacağı farklı tecrübeler de olacak, farklı servisler de olacak. Sen bunlardan iki tanesinden zaten bahsettin. Biri otomotiv sektörü, ikincisi de IoT. Şu anda tam da yanındayız aslında. Evet. Otomotiv tarafında hem telematics tarafında hem de araba içi infotainment tarafında farklı geliştirmelerimiz var. Bugün özellikle güvenlik kısmı için sadece arabanın network'te konuşması değil, arabaların kendi aralarında konuşabilmeleri, arabaların insanlarla beraber konuşabilmelerini sağlayacak connectivity tarafında geliştirmelerimiz var. Bununla alakalı birçok use case de var. Bunları zaten burada demo etmişsindir, bahsedebilirsin. Onun dışında IoT tarafında özellikle Endüstri 4.0 ile beraber o alanda yapacağımız, destekleyeceğimiz geliştirmeler var. Mesela bir tanesi farklı frekansların farklı alanlarda farklı şekilde kullanılabilmesi gibi. Burada hem bize kapasite sağlayacak hem de farklı hızlar sağlayacak. Evet, yani kısacası böyle. Aslında daha farklı bahsedebileceğimiz alanlar da var ama özellikle bunlar. Birçok alan var tabii ki. Hemen ben de gireyim kadroja. Akıllı biliyorsunuz giyilebilir cihazlar var. Evet. Burada görüyoruz. Şu anda izleyenlerimiz görüyor. Çok da fazla tutmak istemiyorum sizi. İzleyenlerimizi de çok tutmak istiyorum. Daha kor bilgileri almak istiyorum. Son bir şey soracağım. Sony, işte Asus ürünlerini tanıttılar. Evet. Samsung da tanıttı. Evet. Bize tabii Qualcomm'dan bir bülten geldi. Samsung'la aranızdaki anlaşmayla ilgili. Evet. Bu anlaşmayla ilgili herhalde Samsung 1 Mart'ta satışa sunuyor ürünleri. Türkiye'de satışa çıkıyor. Daha önce ülkelerden çıkacak. Evet. Sizin haberiniz olmayabilir. Ben de size haber vereyim buradan o zaman. Peki. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Eskiden ürünleri burada görüp bir ay sonra edinebiliyorduk. Bir ay sonra test edebiliyorduk. Bir ay sonra performansını daha detaylı yayınlayabiliyorduk. Şimdi daha kısa sürede çıkmasa sevindirici tabii ki. Bu aslında daha çok Samsung'la alakalı bir konu. Burada Samsung'a daha fazla teşekkür etmek lazım. Çünkü biz genelde özellikle chipset tarafında böyle bir ayrım yapmıyoruz. Pazar bazlı ayrım yapmıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Görüşmek üzere tekrar. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.